Ayşegül, Ayşegül kalk. Ne oldu? Ya geç kaldım. Ay ben de şu adamla görüşecektim. Ha, hangi adam? Özlem diye bir arkadaşım var ya, onun hastasıymış, rica etti, onunla tanışacağım. Ya ben kravat bağlamayı unutmuşum galiba ya, sen biliyor musun? Yani ben de çok hatırlamıyorum ama bir deneyeyim. Buradan değil mi bu? Ha, şöyle. O, parmaklarım kaldı. Çeksem mi acaba? Ama bozulur çekersen. Dur bakayım. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun? Poyraz, benim arabam yok. Ya benim var, gel. Hadi gel, gel. Hadi, hadi, hadi. Hala mı takip ediyorsunuz beni? Paranoyak bunlar ya. Efendim? Ha, yok bir şey ya. Ben ne yapayım seni? Nerede bırakayım? Yani de gidip üstümü başımı değiştirmem lazım ama daha vaktim var. Caddede inerim ben. Ha. Bir kahve içip öyle geçerim. Seninki yok yine. İner birazdan babacığım. Kızım senin canın mı sıkkın? Yok, iyiyim baba. Bak bir sıkıntın varsa söyle. Senin için büyük olan problem benim için küçüktür. Yok babacığım, biraz rahatsızım o kadar. Gerçekten. Günaydın. 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 Nasılsın baba? İyi. Nihayet uyanabildin. Gece pek uyku tutmadı da. Sana gelmiş. Kimden? Üstünde isim yok. Allah Allah. Ben bir gidip bakayım. Otur kahvaltını et, sonra bakarsın. Merak ettim baba, hemen gelirim. İş görüşmeninde başarılar. Haber edersin. Tamam. Abi kızı bulduk. Bir akşam bir herifin evinde kaldı. Takip ettik, ne yapalım? Gebertin gitsin. Anlasın bari dünyanın kaç bucak olduğunu. Of baba ya. Şimdi de peşime adam mı taktın ya?
siktir. Kimsin lan sen? Sadrettin. Neymiş gelen? Hiç. Baba öyle. Çok önemli bir şey değil. Çok sevimsiz bir adam. Kesin birinin damarına basmış olmalı. Eğer çantayı beğenmediysen, senin için başka bir hediyem daha var. Alo? Sadrettin. Zafer Bey seninle konuşmak istiyor. Sen istemedin ama ben yine de yollayayım dedim. Ateşle oynuyorsun Zafer. Merak etme, için rahat olsun. Bu ikimizin arasında küçük bir sır olarak kalacak. Şerefsiz. Adam zaten dedim. Üstüne bir de tehdidi yiyince. Yok. Bu tehdit değil. Ben kimseyi tehdit etmedim Necdet. Benimki sadece bir teklif. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu daha önce söylemiş miydim? Evet, evet Zafer Bey. Hadi güzel bir kahvaltı yapalım. Sema, siz manyak mısınız? Ayşegül, ne oldu? Babam şimdi peşime adam mı taktı? Ne adamı, nasıl tipler? Ne bileyim işte, siyah takım elbiseyle ellerinde gazete falan var. At hırsızı gibi tipler beni takip edip duruyorlar. Benim bir şeyden haberim yok. Dur bir sorayım. Baba, Ayşegül telefonda. Peşinde adamlar olduğunu söylüyor. Siz birilerini gönderdiniz mi? Ne diyorsun Sema? Ne adamları? Yok öyle bir şey. Ayşegül, beni dinle. Yakınlarda karakol ya da sığınabileceğin bir yer var mı? Hemen oraya gir. Adamlar bizden değil. Duydun mu? Neredeymiş? Sor. Neredesin? Çamlık Caddesi. Sema, ne oluyor? Ya sen benim dediğimi yap. Hemen bir yere gir. Biz de hemen geliyoruz. Tamam mı Ayşegül? Hadi. Ne diyeceğim ya? Çocuğa ne diyeceğim? Beyler, haberi duydunuz mu? Mozambik Başbakanı geliyormuş. Mozambik nere lan? Ne bileyim ya. Efendim Sema? Ne? Nerede? Tamam, biz çıkıyoruz. Kalkın lan, gidiyoruz. Aga, ne oluyor ya? Ayşegül'ün peşine birileri takılmış, yürüyün. Ne diyorsun sen be? Buyurun Sema Hanım. Alo Poyraz, neredesin? Ben şu an Kadıköy civarındayım. Hah, yakındasın. Babanın kızı tehlikede, hemen gitmen lazım. Kim? Tamam, kim? Nerede? Çamlık Caddesi'nde. Tamam. Peki nasıl bulacağım ben? Karakola doğru git. Takım elbiseli adamlar. Ellerinde gazete falan varmış. Tamam. Ulan ne biçim aile be. Babası bir dert. Kızı aile bir dert. Pardon. Burada karakol varmış. Azizlerle dar yol var hanımefendi. Onu kullanmaya devam edin, göreceksiniz. Hı. Fark etti. Ayrılalım. Ben önünü keseceğim. Hadi. Telefonunu da açmıyor. Kahretsin. Ulan ben nereden bulayım Elade'nin kızını ya? Çizmeli Mehmet'e. Beyefendi, görmüyor musunuz burada cezanızı? Bu arabayı buraya park etmeyin. Üstelik. Polisim, polis. İki dakika kalsın, geliyorum. İki dakika.
Ayşegül! Geçti kızım.